tiyatronun çok önemli bir rolü var. Bu özellikle şeyden sonra, yani karşı reform döneminde çok ciddi bir tiyatro ve eğitim kalitesini arttırmaya dönük bir şey var. Bu araştırılmayı bekleyen bir konu. Ben bunu bir klasöre atmıştım bize. yani aslında militaristlerin Venedik'e gitmesi, İtalya'ya yönelmesi tam anlamıyla bir Katolik, yani Latin dilinde ritüel yapmadıkları için tam anlamıyla bir papalık kilisesi değil onlar. Ermenice dua ediyorlar ama yani sekte öyle tanım, yani kuralları Katolik kurallarına uygun bir şekilde tasarlanıyor. Ama bunun da ötesinde asıl o Venedik'ten ve Cizvit eğitim sistemini örnek alan bir eğitim sistemi kurmayı deniyorlar. Mesela burada çok da enteresan bir şey var. Çok ilginç. Avusturya'da Türkçe öğrenen öğrenciler için yazılıyor oyunlar. Aynı şekilde belki Venedik'te de yine Osmanlı'dan gelen onların Türkçeyi unutmaması için yine. Yani çok benzer şeyler var aslında. Eğitim içerisinde tiyatronun kullanımı. Mesela bu araştırılmayı bekleyen bir şey aslında. Evet. Ben şey soracağım. Bu Anadolu'da tiyatro bu kadar yaygınken okullar nedeniyle Ermenistan'da durum ne merkezde? Yani bir mukayese yapmak mümkün mü o 20. yüzyılın başı için? Tabii. Ermenistan'da da aynı şeyler var. Ama Ermenistan'daki tiyatro daha çok Bedros Atamyan'ın, Siranoş'un Ermeni oyunculardan ve daha sonra da Varan Papazyan'ın Ermenistan'a gitmesiyle daha bir alevlenmeye başlıyor işte. Mesela orada bunlar Kevork Suntukyan diye Suntukyan tiyatrosunu kuruyorlar. Daha doğrusu kurulmasında faydaları oluyor. Onların da katkıları oluyor. Batılı anlamdaki Avrupa'yı tiyatroyu ve İtalyan sahne dediğimiz bizim üç tarafı kapalı, önü açık o alanı buradan giden Ermeniler daha çok Ermenistan'da yayıyorlar. Avrupa'yı sahne. Evet. Venedik'ten Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den de Ermenistan'a gidiyor. Gürcistan'a gidiyor. Tiflis'e, Tiflis'e. Buradan gidenlerin orada Doğu Ermenicesi dediniz. Biraz evet. Önce. Yani İstanbul'daki ya Anadolu'daki Ermenice ile oradaki Ermenice arasında çok büyük fark var mı ki? Şöyle fark var. Şimdi gerçi artık Anadolu'da Ermeni kalmadı. O dönem için. O dönem için soracak olursanız, şimdi bir Antep Türkçesiyle İstanbul Türkçesi veya bir Rize Türkçesiyle İstanbul Türkçesi nasıl farklıysa, aynı yörede yaşayan Ermenilerin de lehçeleri bu şekilde farklı birbiriyle. Ama Türkiye içindeki lehçe farklılıkları ancak şehirlere, bölgelere göre değişiyor. Biz mesela, bizler buradaki Ermeniler konuşurken çok Türkçe kelimelerden yararlanırız. Yarım yamalak Türkçe konuşuruz, Ermenice konuşuruz. Böyle çok tertemiz Ermenice konuşan, ben iddia ediyorum, Türkiye'de 50 kişi yoktur. Böyle pür Ermenice, canavar gibi Ermenice. Biz Türkçe kelimeler takarız. Ve gramerimiz Türkçe'ye çok yakındır. Bazı vurgular farklıdır. Onun için Ermeni aksanı ortaya çıkar. Mesela gelir misin, oturur musun, yapar mısındaki o mı'lar, mu'lar var ya, onlar Ermenice'de yoktur. Ha, vurgulamayla bir şey. Soru. Mesela yani Rusça'daki gibi. Ha, gelir misin veya gelirsin, Ermenice gukas. Gukas dediğimiz zaman gelirsin anlamında. Gukas dersen gelir misin? Zaten Türkçe'de de gelir misin? Onun için işte bu hani Ermeni aksanı denilen Türkiye şartlarında bu. Ama Erivan'da yani Doğu Ermenicesinde gramer tamamen değişiyor. Onlar da Ruslardan almış. Onların Ermenicesinin içinde de... Orada da soru eki var mı? Orada da mı yok? Orada da yok. Orada da öyle. Gelirsin, orada da var. Zaten ama İstanbul Ermenicesi Elvan'da anlaşamıyor. Ondan evet ama tersi mesela Elvan Ermenicesini bilen adam burada benim konuştuğumu canavar gibi anlıyor. Ama ben Ermenistan'a gittiğimde işte 2 sene önce gittim.
Japonya'ya da gitsem aynı şey olur ya. Ama sanırım o dönemde... Ama Karadeniz Ermenicesini şakır şakır anlıyorlar yani. Evet, hemşin. O dönemde galiba daha yüksek kabul, yani yüksek olarak görülen, yani nasıl bizde İstanbul Türkçesi olarak görülen... Tiyatroya dönelim ya. İstanbul'daki Ermenice galiba. Evet, tabii. Evet. Yani, bu vurgulamak için Zekiye Hoca'nın ama onlar kabul etmez. Yani, Doğu'daki Ermenistan'dan geldiğinde aynı. Gramer baştan ayırdı. Boğaz bir de Adana Tiyatrosu'ndan söz ediliyor. Adana Ermeni Tiyatrosu'ndan. Kilikya. İşte pek Kilikya. Var aslında şeyin. Şarasan'da da geçer. Şarasan'da da geçer. Çok fazla ve çok detaylı fazla şey yok. Onunla ilgili bir bilgim yok. Bir Adana valisi var. Orada da aynen Bursa'daki gibi bir tiyatro kurmuş. Evet. İki ana tiyatrosu emirlerin Adana ve Bursa. Adana bir de ben Samsun biliyorum. Duydum yani. Tevatür. Samsun'da Ermenilerde Ermenilerin tiyatrosunu duydum. Yani kurulu bir bina olarak mı? Yoksa yani yeni bir faaliyet gösteren. Ama bir tür faaliyet. Ermeni aslında şey var. Tiyatrosu. Trabzon'da mesela İzmir var. Var. Trabzon'da çok İzmir var. Zaten vardır da yani. İstanbul dışında. Çünkü çok yaşlı yine yıllar önce bir yani Türk diyelim ya da Karadenizli Samsunlu bir tiyatrocu. Yaşlı bir insan. Hocalarının Ermeni olduğunu söyledi. Samsunlu. Peki bir şey söyleyeceğim. Düşünme payı bırakarak bir 10 dakika sigara molası verelim mi? Vallahi iyi olur. Düşünene kadar evet, 10 dakika. Düşünme molası. Bir de şey tabii İstanbul'da oynayan Ermeni oyuncuların hepsi İstanbullu değil ki. Değil tabii. Oradan buradan geliyorlar. Geri de gidiyorlar. Thank you.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen de güzel içmiyorsun. Hiç içmedin ama galiba. Yok, içtim. İçtim. Ama yani şahane sevdim. Güle güle. Gidiyor musun ki? Gidiyor musun? Yani çok kalabalık değil ama ziyaret çok acayip bir etkili. Peki o kim ilgilendiriz o kadar? Bayağı bir kitap yapmış gibiydi. 10 kişinin kitapları vardı. E bir de zaten o kitapçılar da geldiğinde 3-4 tane bir kitapçı vardı da. Vallahi adamlar tabii kendileri içinde. Bir de öyle çok pahalı gitmedi gibi bence. Mesela şey kimse vermedi, o bayağı şeydi, fena bir tatil de var, ana bir tatil de var neydi? 20 lira mesela, bir şey yok. Bak mesela. 12 tane oyuncu oynayacakmış. Yeni mi ilk kitap var? Yok. Hani yeni derken şey soruları olmuş. Yani yeniliği o kadar. Abi şey vardı ya, şimdi... abi adam öte dünyanın da rezilliklerini yazıyor olabilir yani. İmzalı İncil vardı abi. Oy. Ben o, bak. Hakikaten imzalı. Mersin. Ama bir de şey, ilk bası. Martin Luther şeyinde, Protestan ülkede. Yazdığı mektup, el yazısı, Fransızca, biraz zor okunuyor ama hangi mektup şimdi? İşte bu hayatımın sonuna doğru mektup yazmış ya, İstanbul'da sahneye çıkmak istiyorum, o mektup işte Fransızca yazdı, orijinal el yazısı. Al kolay, bir taktır vermek yani o kadar basit bir şey ki. Treşeremi Muhsin Bey diye başlıyor. Bayağı fark ediyor. Benim bayağı şeyimi almıştı onu deşifre etmek. Yani o el yazısını anlamak. Buğdan töreye geçiyoruz. Yani başka orada bir şeyler yürüyoruz. Bayağı uğraşıyordu. Hani, şeyi burada bak mektubu. Kapaklar böyle bayağı bir grafik çalışma falan geliyor. Tam çevirisi şu paragraf. Bütün mektup. Mektup olan şeyi. Karatekler işte var. O gün şey getirildi. Beyaz kevrekler geldiğinde. Bülent'in getirdi. Hatta Hollanda'da basılmış mesela. O bile çok basit bir şey yani. Kapaklar için yani. O diyor. İlde kağıtlar daha yok. Beşikler için yani. O. Ha, elimizi alıp işler yazalım şimdi. Gelecek Bülent yine. Neyi çalışacaksın? Ender de gelebilir aslında. Ben onları sonra şey yaptım, ondan o kapakları aldım, plak kapaklar taradım. Ondan sonra sizin ufak müdahaleler yaptım. Ha, o bizim versiyondaki halinden onu kurulmuştu. Ama toparladı. Yani şey, plansanız onda icabında. A4 atış yapıkları, beyaz kelebeklerin o iki tane tek beşliğinin kapağını. Daha hep çok ufak müdahalelerle böyle, o Hollanda'da hatta şey yok, mesela Hollanda'da basılmışlıkta bile mesela o şey yüzeyi zedelenmişti.
Şimdi onu temizleyelim demek daha bozmak olacaktı. Sanki şey, dokuz gibi, merler dokusu gibi. Parkinson'un iyice şey oldu, tamam oldu. Yani gelince Parkinson'un bütün şeylerde, bilgisayarda bir şey oldu. Hani bir yandan evet, meşhur bir şey. Artı onları resmi gelişi, sevgilerin aynı tonda. Ama bir şekilde yani hani bu evreyi söylemek, ama hani kepçeler geldiği zaman yine hareketlenecek ama en azından hani 15 günde bir de olsa bir bozuk bir şeydi. Küçük söyleşi olur, küçük oyun olur, minneti olur. Ve orada işte bu manada orada yani bu iş için orada yazın. Bu etkinlik olmadan dokun gibi duruyor. Sabahında parkın işte broşürleri dağıtırız. Buradayız, o vurgusunu yapmayı ihmal etmemek gerekiyor. Yani o Mesela hava biraz iyi oldu.